sanatçı olmak güzel bir tarafı var, iyi bir tarafı var. O da kendine ait özel bir alanınız oluyor. Seni atölyen oluyor. Ben de bu konuda şanslıydım ve kendime ait bir atölyem var. Bu tabii ki güzel bir şey, duygusal olarak da güzel bir şey. ...1985'te doğdum. Bojnor küçük bir şehir. Horasan bölgesinde. Babam devlet memuru. Annem ev hanımı. 5 erkek kardeşiz. Ben ikincisiyim. Babam sanata çok önem veriyordu. Ve çok seviyordu. Ve beni çok bu konuya çok yol gösteren kişi babam. Biraz kalabalık bir aile içindeydik. Biz kardeşler içerisinde ben sanatla başladım. Sonra en küçük kardeşimiz, şöyle bir 15 yaş farkımız var. Şu an heykel bölümü okuyor. Ve ben de resim ve sanatla bir şekilde uğraşıyorum. Çocukken ben görsel ve image olarak dediğim şeye çok düşkündüm. Yani çizgi film de olabilir. Gördüğüm güzel her şeye çok dikkatlice bakıyordum. Ve bu ses, mesela gördüğüm birçok şeyler hatırlıyorum. Ve taklit yapmayı çok seviyordum. Yani gördüğüm her şeyi bir tekrar onu bir çizmek, nasıl oluyor, nasıl çiziliyor. Sanki o sanatla ilgilim oradan başlamış. Ve babam da bunu fark etti ve beni güzel yol gösterdi. Kaç hocayla görüştüm çok küçükken. İlk kişisel sergim şöyle 17 yaş gibi, lise sonu. Hyperrealist portreler yaptım ve o yaş için güzel yapıyorsun diyorlardı bana. Destekler birkaç arkadaş, birkaç yönetme, bir belediye ait bir kültür evi vardı. Orada bir kişisel sergi açtım. Tabii bir küçük bir şehir için 17 yaş bir çocuk güzel. Hem kendimi çok motive etti bana. Çok bir özgüven verdi bana. Ve yine okuma konusu grafik olduğu için tamamen %100 resime odaklanmadım. Hem resim hem de grafik, ikisini beraber devam ettim. Üniversitede aynı şekilde grafiğe girdim. O yaşlarda hem yarışmalara devam ediyordum hem de birkaç karma sergiler, bir iki tane kişisel sergide yaptım. Ama en son kişisel sergim 2008 yılında Tahran'da, çok ünlü bilen bir galeride kişisel sergi yaptım. Ve ondan sonra tam aynı yıl, bir iki ay sonra çok yakın bir arkadaşım, ressam arkadaşım ki beraber de çalışıyorduk, onu kaybettim. Bir kaza geçirdik, kaybettim ve o çok üzücü bir olaydı. Ve ondan sonra ben bir 5 sene hiç resim yapmadım. 2008-2013'e kadar resim yapmadım ve tamamen grafik çalışmalara devam ettim. Ve 2013 İstanbul'a gelince şöyle bir net kararımı verdim. Grafik işleri kapatıyorum. Reklam işleri kapatıyorum ve tamamen resim ve illüstrasyona başladım. Ben görsel ve imajı çok düşkündüm çocukken beri. Çok severek takip ediyorum. Yani gördüğüm her şeyi inceliyordum aslında. Şöyle bir şey var. Bizim İran'da şöyle bir, çok küçükken hatırlıyorum onu, tabaklar vardı. Yediğimiz pilav falan. Onun tabak içinde bir güzel bir minyatür, Leyli Mecnun diye bir minyatür basılıydı. Yani orada resim vardı. O çok iyi bir şekilde aklımda kaldı. Yani oradaki resim görsel farkı orada çok bana cazip geldi. Tabii birçok yerde de görebiliyordum. Şöyle şiir kitaplar vardı, babam okuyordu. Oradaki minyatürler, etraftaki minyatürler. Öğrenciyken şöyle ilk okul
dönemlerde. Orada da hat derslerimiz vardı. Yani sanat dersler, hat ve minyatür gibi bir dersler vardı. Orada bir şeyler görüyordum ve hatırlıyorum birkaç eğitim destek kitaplar vardı. Onları da minyatür kısmını çok severek takip ediyordum. O ince ince çizgiler, kıvrımlar, şöyle bir yuvarlaklar, bulutlar bana çok farklı geliyordu ya. Çok güzel, çok şiirsel bir havası var. Ve batıdaki çizim ve realistik çizimler çok farklı. Ve çok severek onu sadece bakıyordum. Minyatür dersi görmek ya da bir hocaya ders almak gibi bir durumum yoktu. Ta ki İstanbul'a gelince eşim tesip çalıştı bir 4 sene. Orada bir böyle bir fırsat oldu. Motifler, geleneksel motifler daha yakınını görmek bir fırsatım oldu. Bir inceleme fırsatım oldu. Sevgiye tekrar uyandırdı. Yani bu minyatür ve geleneksel sanatı tekrar uyandırdı bana. Ve yavaş yavaş başladım bir şeyler, bir denemeler. Benim çalışma tarzım aslında ben resim okumadığım için kendi kendimi öğrenmeye başladım. Azıcık dersler aldım ama daha çok batı eğitimden teknikleri öğrenerek ilerledim. Şöyle diyebilirim, mesela minyatürü yapmak için ya da minyatür terzi yapmak için %100 minyatürü yapmaya çalışmadım. Yani bir şeyi benzetmek, yani oradan bir fikir almak, fikir böyle bir kompozisyonlar hem araştırarak hem öğrenerek hem de bir ufak bir teklit, ufak bir mizah katmak gibi bir şeydi. Minyatür benim için bir hazine gibidir. Sonsuz bir hazine. Ve birçok şeylerden faydalanabilirim. Birçok şeylerde öğrenebilirim. Bu çok önemli. Uzak doğudan bir eser gördüğünüz zaman nereden geldiği çok belli. Nereye ait olduğu, hangi kültüre ait olduğu çok belli. Aynı şekilde batıdaki eserler de aynı. Ama Orta Doğu sanki bir eksikliği var. Pek önemsemiyoruz bu konuyu. Ve bu aslında geleneksel sanatlarımız bizim görsel kültür kimliğimizdir. Bunu hepimiz biliyoruz ve bunu gerçekten iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden minyatür benim için tamamen bir hazine gibidir ve her zaman onu kullanmak istiyorum ve onu bir şekilde çalıştığım işlerden bir parçası olmasını düşünüyorum. Uzakların Efendisi sergisi 2016'dan başladım bir illüstrasyon serinin sonucu diyebilirim. Özel bir karakter yaratmaya ihtiyacı duydum. Kendime has bir şey olsun. Aynı zamanda istediğim konuları taşınabilecek, söylemek istediğim şeyleri söyleyebilecek bir karakter yaratmayı düşündüm ve aklıma geldi. Şöyle bir eski kıyafetli, şöyle bir Orta Doğu'ya ait bir eski kıyafeti giyen bir karakter çizdim. Ve eski kıyafetlerle giymiş, astronot kaskıyla takmış bir karakter ortaya çıktı. O da benim kendim özel sevdiğim konular astroloji olduğu için çok yakın hissettim kendimi o karakteri. Pek cins olarak erkek mi kadın mı belli olmuyor. Çünkü kıyafetler de unisex kıyafetler giyiyor. Ve bu karakter ve gece gökyüzü temasıyla eser üretmeye başladım. Uzakların Efendisi sergisi 28 eser vardı. 3 tane normal çalıştığım eserlerden daha büyük tuval üzeri akrilik eser vardı. O 3 eser eski hocaların eserleri göndermeydi. Bir tanesi Michelangelo'nun taç eserdi, bir tablosu, bir aslında bir kilisenin
tavanda yaptığı bir resimden bir göndermeydi. Biri de André Weil'in Hristiyan'ın Dünyası diye bir eser. Ona da bir gönderme yaptım. Çok uyumlu gördüm. Hem konu olarak hem de kompozisyon olarak yeniden yerleştirdim o istediğim şeyleri ve bu eser şu şekilde. Teknik olarak da farklı, tuval üzeriydi. Onun haricinde işler bir kısmı kağıt üzeri, her zaman yaptığım akrilik ve sulu boya teknikler. Bir de çok sevdiğim bir seri var, Old Paper serisi. Eski kağıt yazılı kitap, orijinal kitap kağıtlar, taş baskı kitap kağıtlar üzeri çalışmalardır. Sergi Kadıköy'de Seven Sanat Galerisi'nde sergilendi eserler. Eserler hepsi koleksiyonlara gitti ve çok iyi ilgi gördü. Bu beni çok motive etti, yani doğru bir yoldayım gibi his verdi bana ve bu konuda çok mutluyum. Benim sanata bakış açım ya da çalışmak istediğim ve kendimi ifade etmek istediğim şey tam içten gelen fikirler ve duygulardır. O fark yaratabilir bence. Ve bu bir matematik hesapla yapmak için gibi bir şey değil. Yani bir içseldir. Yani sen bunu taklitle, ya tamam, bu sanatçı bunu göstermek için, kendini göstermek için böyle bu formülden çalıştı. Ben de aynı formülde yapıp yeni bir eser olacak, kendime ait bir eser olacak diye. Öyle bir şey olmuyor. Yani benim yaptığım eserler hepsi kendi meraklarım içinde, kendi tecrübelerim, kendi yaşadığım, kendime ait, her şey kendime ait bir olaylardır. Orada bir yeni bir eser çıkabilir. Çünkü herkes, her insan %100 farklı bir insandır. Yaşadığı her şey, yaşadığı bütün tecrübeler, hiçbir insan bir başkasıyla benzemiyor. Hatta bir ikizler bile çok farklı bir insanlar oluyorlar. O yüzden kendine uygun bir iş çıkartmak için, bir resim yapmak için içten bir duygu olması, katmanız gerekiyor. Mesela çok eserlerim gece gökyüzü teması var. Bir yaklaşık 3-4 senedir onları yapıyorum. Çok çok ilgi gördüğüm konulardan biri astroloji. Çok ilgim var. Çok seviyorum. Hatta çok küçük kendimden beri en sevdiğim konulardan bir tanesi bu. Tabii ben bunu popüler bir konu olduğu için yapmıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Ben eserleri yaparken minyatürden fayda alıyorum. Ama kendime özgür ve kendime ayet fikirler, hikayeleri katıyorum. Ve bana ayet olduğu düşünceler, olaylar ve yaşadığım şeyleri katıyorum. Ve sanırım bu en önemlisi, fark katan en önemlisi bu olabilir. Gamer isimli eser yaptığım karaktersel aslında çalışmalar devam eder. Şöyle hikaye tek bir film içinde bitiyor ve teknolojiyle kattığım bir yaşlı bir karakterdir. Çok tecrübeli, çok dünyayı görmüş bir karakteri ifade ediyor. Bir ismi yok, bir karakter bir adı yok ama çünkü değişiyor. Kıyafet yüz olarak değişiyor. O zaman bir ad koyma anlamlı olmuyor. Bu seri ayet eserler hepsi bu karakterin teknolojiyle bağlı bir kompozisyonlar var. Bir olaylar oluyor, bir hikayeler oluyor. Hikayeler tek tek ayrı ayrıdır. Her resim kendi kendine bir ufak bir hikayesi var, bir küçük bir parça, bir şakası var. Gamer adlı eser ve bu seriye ayet eserler
Yakın zamanda Barcelona'da bir galeri sergilenecek. Teknik olarak bir değişiklik var burada. Kullandığım malzeme tuval, pres tuvaldır. Pres tuval bir anda tuvalin etkisi oluyor. Bir anda bir kağıt gibi, bir karton gibi düz duruyor ve bombalar yapmıyor. Daha sağlamdır. Bu tekniğe yeni başladım. Yani bu pres tuval üzerine çalışmaya yeni başladım. Ve çok uyumlu buluyorum işlerim için. Yine akriliktir. Bir zemin kattım. Yine eski farklı işler gibi. Siyah konturlar var. Bu da minyatürden geldi bir teknik bir aşama. Ve eser 35'e 35 santim bir eser. Çok sevdiğim dünya çapında ressamlar da var. Hocalardan biri mesela Albrecht Dürer var. Onun yaptığı resimden araştırmaları çok seviyorum. Bir bilimsel bir bakışı vardı. Rembrandt'ı çok seviyorum. Yaptığı eserler ışık ustalığı ve el ustalığı çok seviyorum. Yani ben hem minyatüre bakıyorum hem batıdaki hocalara çok önemsiyorum. Minyatürden Rıza Abbasi'den çok etkilendim. Kemalettin Behzat var. Ondan çok etkilendim. Büyük ustalardı. Adlar bunlar. Ve daha çağdaş minyatürcüler. Yine bir Hüseyin Behzat var. O da bir daha çağdaş bir yaklaşımı var minyatüre. Ve biraz daha o klasiklerden değil, daha yeni bir şey yapmaya çalıştı ve onun eserleri de çok seviyorum. Sadık Hidayat yazarımız var. Onun dünyaya bakış açısı tabii biraz daha karamsal bakış açısı anlatabilir ama insanların bakış açısı ben çok severek takip ettim ve benim eserlerde de biraz yer alıyor o bakış açı. Etkilendiğim birçok sanatçı var. Tabii ki her şeyi herkes bilir. Yani birçok yerlerden fikir alıyorum ve takip ediyorum. Ve sevdiğim çok sanatçı vardır. Hayattaki bu hızlı değişimlerden besleniyorum aslında. Ve bunu bir mizah söz konusu yaptım ve bunun üzeri işler devam ediyor. Ve güzel bir sonuçlar da alıyorum, güzel bir fikirler de alıyorum buradan. İki konuyu çok düşkünüm, yani çok severek de takip ediyorum. Biri bilim, bir de psikolojik. Bilim kısmı mesela teknoloji geliştirme meselesi. Eserlerim içinde her zaman bir küçük bir şakayla, küçük bir simgeyle yer alıyor. Kendim çok güncel kalmaya çalıştığım için takip ediyorum. Ben bunu bir çalışma teması seçtim ve onun üzeri bir eserler, bir seriler yapıyorum. Bir tek karakter yine teknolojiyle, bugündeki kullandığım teknoloji, bir 50 sene kullandığım teknolojiyle beraber, bir 100 sene önce giydiğim kıyafetlerle hepsi çok kısa bir zaman gibiymiş gibi. Onları çalıştım ve ürettim. Hizmetkar eseri yine Barcelona sergi için hazırladığım bir eserdir. Burada hizmetkar diye bir eski dönemlerde bir meslek, yaşam kültürümüzü ait bir şeydi. Daha zenginler ve paşaları ait bir yaşam tarzıydı. Yani paşa yanında bir hizmetkar yanındaydı. Her zaman yapmak istediği şeyleri ona söylüyordu.
Ben burada şakayı biraz çevirdim. O hizmetkarın karakteri yerine bir robot koydum. Ve robotun yine aynı eski kıyafetleri giydirdim. Yine o zaman kıvrımı anlatıyor bize. Ve bugüne ait, geleceğime ait bir zamansızlık oluyor. Bir zaman yolculuğu gibi oluyor. Bu eser için biraz referans kullandım. Yani karakterin duruşu, o sandalye daha iyi otursun kompozisyon diye. Birkaç ufak şeyler daha da var. Arkadaki duvar mesela biraz boya rengi, yani o yeşil rengi de daha çok bir 50 sene önce iç mimari için daha modaydı bir renkti yani. Onu kullandım. Bir de orada bir uçtan çalışan bir elektrik kablo var, bir de priz var. Tabii ki orta teknoloji sonradan eklediği bir şeydir. Perspektifsiz bir bakış açıyla yer aldı her şey. Tuval üzeri akriliktir. Akrilik teknikte kapatıcı bir boya olduğu için ilk önce zemin renkleri katıyorum. Ondan sonra desene geçiyorum. Ondan sonra karakterler ve en sonunda ufak motifler ve biraz süsleme ve eskileme işler geliyor. Küçük bir eser yaptım. 50'ye 70 yurt dışında bir sergi için hazırladım. Orada daha rahat taşınabileceğim için bu ebatta çalıştım. Bence minyatür güncel hayatımıza, güncel sanatı yer alabilir. Ve bu sanatçının yaratıcılığı bağlı. Bu yaratıcılık meselesi çok sınırsız bir mesele. Güncel hayatımız minyatür nasıl yer alabilir? Bugünümüze ait bir konular, bugünümüze ait bir anlamlar ve bağ kurmalıyız. Tabii teknik olarak eski teknikleri kullanmayabiliriz ama o eski malzemeler, eski teknikleri güncel, daha yaratıcılı bir şekilde de kullanabiliriz. Eski dönemlerde el yapımı kağıtlar kullanıyordu. Fabrikasyonlar kağıt değildi. Tabii bugün de bunları kullanabiliriz. O boyaları da kullanabiliriz ama mesele şu ki anlatmak istediğin ve karşı taraftaki seyirci o gündeki seyirci değil. Oradaki bir padişah için bir kitap yaratıyordu. Çalışıyorlardı. Ama bugün belki bir çizgi roman, belki bir kitap için çiziyorsun. Ama daha yaratıcı bir katkın olması lazım. Daha bir güncel bir dilin olması lazım. Bu konuda aslında minyatür çok güncel, bizim günümüze ait bir konu geliyor. Yani bir tam bir illüstrasyon eseriymiş. Ve güncel hayatımıza gelince tabii ki aynı şekilde illüstrasyon, kitap illüstrasyonu olarak da kullanabiliriz oradaki minyatürü. Resim bakışı açısında bir tek bir kareyle, tek bir frame de olarak da minyatürden alarak bir illüstrasyon yapabiliriz. Benim yaptığım eserler birçoğu bu şekilde. Yani bu çağdaş minyatür ve geleneksel sanatları daha çok bir çağdaş bir şekilde izleyici görürse daha çok isteyebilir bence ve daha ilgi çekici bir seviye gelebilir bence. Dünyanın gerçeği bir fırça ucunda saklıdır. Yaptığım her resimde bunu fark ediyorum ve o anı yaşamak için çiziyorum.
Thank you.